Merhaba. Bugün IELTS çalışan pek çok insanın merak ettiği ya da nasıl yapıldığını bilmek istediği bir konuyu ele alacağız. IELTS sınavı nasıl puanlanır? Puanınız nasıl hesaplanır? İlk önce temel prensiplerle başlayacağız. Ondan sonra bölüm bölüm puanlamanın detaylarını anlatacağız. Şimdi IELTS sınavı bildiğiniz üzere 4 tane bölümden oluşuyor. Reading, Listening, Writing ve Speaking gibi yani okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümleri. Şimdi genel olarak baktığımızda bu bölümlerin her biri kendi içerisinde 9 üzerinden puanlandırılıyor. Yani reading'den alabileceğiniz maksimum puan 9, listening'den alabileceğiniz maksimum puan 9, writing'den alabileceğiniz maksimum puan 9, speaking'den de aynı şekilde maksimum 9 alabilirsiniz. Şimdi ne yapılıyor? Bu bölümlerin her biri 9 üzerinden önce puanlandırılıyor. Daha sonra bu puanların hepsi toplanıyor. Ve dörde bölünüp ortalaması alınıyor. Mesela burada sizin için bir örnek yaptım. Diyelim ki birisi Reading'den 6 almış, Listening'den 7 almış, Speaking'den 7 almış, Writing'den 6.5 almış. Şimdi biz böyle bir öğrencinin puanını nasıl hesaplıyoruz? Şunların hepsini bir kere topluyoruz. Ne yaptık? İşte 6 artı 7 artı 7 artı 6.5 topladık. Sonra 4 tane bölüm vardı elimizde. Evet, o 4 bölümü böldüğümüzde ne çıkıyor karşımıza? 26.5 4'e böldüğümüzde 6.62 çıkıyor şimdi IELTS'de alabileceğiniz puanlar e, Mesela 5 6 7 8 9 gibi tam sayılar da olabilir Ya da yarım sayılar da olabilir 6.5 7.5 8.5 9.5 da olabilir Şimdi burada Biz puanımızı böldüğümüzde karşımıza 6.62 çıktı 6.62 en yakın olduğu IELTS puanı ne? 6.5. Mesela 7'ye yakın değil. Hani 7'ye mi daha yakın 6.5'a mı diye baktığımızda bakıyoruz ki bu 6.5'a 6.5'a daha yakın. 6.5'a daha yakın olduğu için de 6.5 oluyor. Mesela burası 6.82 olsaydı 6.82 7'ye daha yakın olacağı için bu öğrenci 7 alacaktı. Dediğim gibi her bir bölümü 9 üzerinden puanlıyoruz. Şimdi her bölümünde kendi içinde puanlandırma kriterleri var. Şimdi burada sizinle Reading bölümü için, IELTS Reading bölümü için hem IELTS Genel hem de IELTS Akademi'nin puanlandırmasını veriyorum. Genellikle bu bölümlerde ne oluyor? 40 tane soru oluyor. 40 soruya verdiğiniz doğru cevap puan, doğru cevap oranına göre de puanınız değişiyor. Mesela burada genele bakacak olursanız 6 ile 8 arası doğru cevap verirseniz 2,5 puan alıyorsunuz. 6 puan almak için 30-31 arası cevap vermeniz, doğru cevap vermeniz gerekiyor. 6.5 almanız için 32 33 arası Doğru cevap vermeniz gerekiyor bu genel IELTS general diye geçen IELTS genel sınav için ama çoğu öğrenci genellikle akademik sınava geç giriyor Şurada bakacak olursanız ilginç bir şey dikkatinizi çekecektir Bakın IELTS akademikte 6.5 almak için 27-29 arası doğru yapmanız gerekiyor Ama IELTS genel sınavda 6.5 almak için 32-33 arası doğru yapmanız gerekiyor yani Genel sınavda daha yüksek puan almak için Ne yapmanız gerekiyor çok daha fazla doğru yapmanız gerekiyor bunun sebebi de şu Akademik IELTS'te metinler daha zor olduğu için ne oluyor? Öğrenciler daha çok zorlanıyor. Doğru oranları tabii ki bununla orantılı olarak azalıyor. Genel IELTS daha kolay. O yüzden de burada puanlandırma bu ikisi arasında reading bölümlerinde farklı. Bakalım mesela IELTS Akademik'ten 9 almak için 39-40 almanız gerekiyor. Genellikle öğrencilerden hani beklenen puan 6.5 7 aralığında oluyor. Yani reading'de siz 27 29 yaparsanız 6,5 alıyorsunuz. 30 32 arası doğrunuz varsa 7 alıyorsunuz. Şimdi listening'e bakalım. Listening'de tablo aynı. Hem genel sınav için hem akademik sınav için. Burada da mesela 6,5 ve 7 puan bantlarına bakacak olursak 6,5 almak için 26 29 arası doğrunuz olması gerekiyor. 7 almak için de 30-31 arası doğrunuz olması gerekiyor. Buradaki puana göre hesaplayabilirsiniz. Mesela siz kendiniz bir IELTS deneme sınavı çözdüğünüzde cevap anahtarından bakıp readingten kaç doğru, listeningten kaç doğru yaptığınızı gördükten sonra buradaki cetvele bakarak ne yapabilirsiniz? Reading, listening puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ama işler writing ve speaking bölümlerinde değişiyor. Çünkü writing ve speaking de nedir? Öğrencinin feedback, geri bildirim alması gerekiyor. Çünkü öğrenciler genellikle kendilerini sağlıklı bir şekilde değerlendiremiyor. O yüzden bu bölümlerle ilgili puan cetvelinden ziyade IELTS'in yayınlamış olduğu kriterler var. Mesela writing'de puanlandırma kriterleri, speaking'de puanlandırma kriterleri. Bunlar çok detaylı açıkçası. Bu videoya sığmayacak kadar detaylı. Onları Hüseyin Demirtaş'la İngilizce sitesinde Hayat Rehberi sayfasında bulabilirsiniz. Oradaki kriterlere göre kendiniz bakıp kabaca puanlandırma yapmaya çalışabilirsiniz. Hem speaking bölümü için hem de writing bölümü için. Ama genellikle dediğim gibi öğrenciler bu konuda hani kendilerini değerlendirme konusunda çok başarılı değil. O durumda da puanınızı merak ediyorsanız writing için ise constrol.com'dan feedback hizmeti alabilirsiniz. Speaking için de benzer şekilde speakingcontrol.com'dan feedback hizmeti alıp hatalarınızı görüp yanlışlarınızı düzeltebilirsiniz. Kabaca da genel puan aralığınızı görmüş olursunuz. Şimdi genel olarak IELTS hazırlanan öğrenciler için daha önceki derslerimi izlediyseniz biliyorsunuz. Hüseyin Demirtaşta İngilizce sitesinde IELTS rehberi bölümü var. Orada gerekli kaynaklar, içerikler, sınavlar, örnekler, sınavla ilgili ne varsa orada paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden IELTS rehberi sayfasını ne yapıp incelemenizi, gerekli kaynakları okumanızı tavsiye ederim. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. E, güzel bir puan alırsınız. Ne derler? Hani açıkçası 7 ve 7 üzerinde puan almak hayalse çok güzel bir hedef. O yüzden siz de umarım 7 ve üzeri bir puan alırsınız. Hoşçakalın.